Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya. Kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Asena kendine ne yaptın öyle? Çamur yapmış arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Dur üstümü batırma. Dur. Asena işim var. Asena üstümü batırma. Arkadaşlar bugün evdeydik. Yapılacak bir iki iş vardı. Şu rampaları falan yaptık. Bir de inek ahırı vardı. Dün bir takipçimiz geldi. Onunla beraber inek ahırını da yaptık. Bızağlara ahır yaptık. Küçük bir ahır yaptık bızağlar için. Neyse arkadaşlar bugün evdeydim. Babam aradı. Koç yokmuş. Evet. Hani dövüştü de koyuna salmıştık ya gece. O koç yokmuş arkadaşlar. Artık nereye gitti? Yoksa koyun mu böyle? Şimdi babam şurada bakın yayıyor. Koyunu bir saysın. Eğer koyunda sıkıntı varsa problem var. Ama sadece koç yoksa ben şimdi gidip bakacağım. Yani kaybolma ihtimali var. Eğer ki çıkarsa arabayı alıp geleceğim. Traktörle gideceğim. Şimdi babamın koyunu saymasını bekliyorum. Yine büyük ihtimalle dövüşmüşler. Ben koçlar dövüştükten sonra akıllanır zannettim ama uslanacak bir yapısı yok. Kendini öldürtecek yani. Başka bir çaresi yok herhalde. Çünkü çok baba yiğit. Çok da dikleniyor. Babam birazdan beni arayacak. Bir koyunu saysın bakalım. Efendim baba? Orhan, koyuna verilir bence ya. 89 sayıyam, 90 sayıyam. Tamam. Ama zaten kaç olacak? 50 kuzu var. Koçlarla beraber 5 de koyun olduk yani. 5 tane sayıyam ama oraya geçiyor yani. Bir tane evde küçük kuzumuz var ya. Ha, bir de o var. Evet, bir evet. De koç yok o zaman baba. Koç, sade koç yok ha? Bence koç yok oğlum. Böyle olamaz ya böyle. Tamam. Ben şimdi şey yapayım. Motoru çalıştırayım Timosan'la. Onun ışıkları iyi. Kendim yanıma da ışık alayım. Senin geldiğin yerlere. Sen Duvanlı'dan geldin. Çeşmenin altlarına, üstlerine. O inlere falan bakayım. Bu koçun boynuzu kanadı mıydı gene? Kanamış mıydı? Kanamış. O zaman gene bir şey var onda ya. Salim Bey'in düğün var ya, o kulübe yaptığı karpuz sağlasında. Evet. Oradan koç çıktı. Mamara amcanın buz mağarasına doğru yürüdü. Ben Ankeşler'in adresindeydim, yürüdü. Yani o çantan, sen açıp o buz inel tamam var böyle yine yanına. Taşların diplerine, o koyak taşların içine bak o inin yanına falan. Oradan gelen buz mağarasının içine bak. Yani ondan sonra o diplere bak ya, kavakların diplerine bak ya. Baba, baba tamam ben anladım. Geldiğin güzergahı anladım. Ben hemen acele edeyim, kava kararmadan gideyim madem. Hadi kapa diye. Yoksa başka bir şey olmaz. Tamam hadi. Var mı başka bir şey var mı? Acıdan geldim bastım, dikine bastım. İşte koçu da görmedim. Tamam başka bir şey var mı? Oraya gideyim direkt ben. Ya git. Tamam. Koyunu bir daha ama koyun tamam sen, ya. Sen bana haber edersin. O zaman ben hemen arabayı emektardan, Ford'dan boşandırayım. Asena üstüm batırdı ya. Arabayla mı gideceksin? Su da olacaksın değil mi? Ya hem su alayım hem de şimdi baba arabayla gitmezsek nasıl bulursam koçu nasıl getireceğim? Sana onu getirmek önemli değil, nasıl kaldıracaksın? Bir de o kendine zorlayıversen olsun, koç seni hiç kurtarmaz. Zorlamam baba, zorlamam. Hadi ben yani, şey yaparım. İp bulsan da bağlasan. İp var. Çadırcıların iplerinden parça ip çok. Onlardan bağlarım, olmaz mı? Arkadaşlar ipimizi aldık. Işıkları da alacağım. Emektarı boşandıracağım. Timosan'ı takacağım. Timosan'la gidelim. Dediğim gibi aramamız lazım. Babam da diyor ki kes koçu diyor. Doğru söylüyor aslında. Kes diyor, ver. Köfte yap. Şey kıyma yaptır falan diyor. Çünkü akıllanmayacak. Kendi başını yiyecek o üçkağıtça. Yani satılacak da bir yanı yok. Yani başka sürüye yarar mı? Onda da şüphelerim var. Şimdi adama verirsin. Böyle alıp başını gittiyse sıkıntı. Adamın koça verirsin. Koş diye alır başına gider. Ondan sonra durma dur. Vebale gir. Bu arada telefonum. Babam arıyor yine. Alo. Alo. Tamam baba, tamam hemen gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Tamam. Daha çok ısınsın. Oho, vallahi işimden geldi ha.
Şunu da alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Tekerle direksiyonu dönmeye emekler. Sandakalım. Şimdi arkadaşlar arabamızı da aktık. Yanıma lambamı aldım şöyle. Şurada lambayı görüyorsunuz. İp aldım. Başka bir şey almadım yani. Şu anda gidelim bakalım. İki tane de su hidronu aldım. Orada yukarı taraflarını ararken doğan suyu da kalmamış. Onları da dolduralım. Hem iş hem ticaret diyorlar ya. Olmadı. Hem ziyaret hem ticaret maksatlı. Neyse işin şakası da koçu bulabilsek vardı inşallah kaybolmaz. Şimdi normalde eğer kurt varsa serinde zaten sıcağı kaçar da babam akşamüstü ne doğru kayboldu dedi ya. Bence kafa gitti o koçun yani. Dövüşe dövüşe kafayı yedi derler. Kafası deli baş değil de deli baş küçük kurtçuklardan oluyor da. Yani beynine hasar aldı bence artık çok dövüşmekten. Kafası yerinde değil, yoksa başka türlü sürüyü bırakıp hayatta gitmez. Sola sinyal verdik. Hızlı hızlı gidelim. Şurada diğer abimizin sürüsü var, bir soralım. Selamun aleyküm. Koç çıktı mı koç? Koç çıktı mı koç? Bizim koç kayıp da. He tamam. Aha evet evet. Tamam, boynuzu kırık zaten ya. Çıkarsa görüşürüz bakalım. Hadi kolay gelsin. Şimdi babamın geldiği yer burası. Şu ileride bir tane in mağara var. Mağaraya girmiş olabilir mi ki? Onlara bakacağız. Şu boydan geri gideceğiz. En sonda hani bulamazsak suları dolduracağız. Artık karanladıktan sonra yapacak hiçbir şey yok. Karanlığa kadar. Hatta karanladıktan sonra da ararız aslında da. Çok da kısa mesafe. Yani bunun burada kalması gerçekten ilginç. Ya çok acayip dövdüler artık, dediğim gibi kafası gitti. Şu karşı kayalara falan hep bakıyorum ama şu anda hiç gözükürde bir şey yok. Ah benim Toramanlı serbestim. Ah ah, onlar olacaklar ki bırakmazlar yani. İlla ki bir iz söylerlerdi. Kandiş'te pek o kadar şey yok aslında da. Yani sürüye sahip çıkıyor ama Toramanlı serbestim kadar değil. Biraz zor bulacağız gibime geliyor. Şu pistelere de bakacağım. Burada kalma ihtimali neden var arkadaşlar? Şu tikenleri görüyor musunuz? Ama o oğlakları bazen yakalıyor bunlar. Oğlak kısmısı bari ama koçu da yakalayacağını pek tahmin etmiyorum ben ya. Yani koç onları oluyor. Koç onları kopartır. Şu dereden bakacağız biraz. Ah gözüm. Eğer kafası gittiyse arkadaşlar birazcık zor bulmamız. Be. 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 Acık koyun sesi çıkaralım da.
şu pislikler var ya. Bu alanda yok arkadaşlar. Şu anda hiç ses yok. Bir de şu boya bakayım da yüreğimizde kalmasın. Aklımızda kalacağını yürüyüp bakmak mantıklı geliyor bana. Ya buraları her yeri taş işleri arkadaşlar. Yani şimdi şu koyaklara bakalım. Yaşımızı yakalım artık. Abi buraları da var ya böyle korkunç yerler yani. Neyse hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu yine girmiş olamaz herhalde. Hiç iz falan yok ama biz yine de bakalım. Abi. Yok ya, burada iş yok. Tövbe bismillah. Abi karanlık geziyoruz ha. Çık. Bu nerede kalır ya? Ben de hiç koyun gibi bağıramıyorum ki. Yok, gıcık. Yok, gıcık. Ses mi geldi? Şimdi arkadaşlar babam buradan suya inmiş. Burada da yok. Şu yukarı bakalım. Şu yukarıda bir tane daha in var. Şu görüyorsunuz değil mi? Şu karşıda. Bir de babamı arayalım. Belki de gelmiş de olabilir değil mi? Ama bu kadar da eldiveni düşürdük ya. İş yapıyoruz ya evde. Sarı eldivenler sürekli ceplerimizde. Şu şeye bakalım. Bu arada ben babamı arayayım. Alo. Alo. Ha. Baba yok değil mi? Yok ya. Sen? Oğlum şöyle de olabilir. Hacı'nın bu acı kadar gelin o. Ya o doğru geçti. Ya. Hacı'nın bu acıları yuvarlak kaç var ya? Evet. Ya aşağıda. Evet. Ha. Oraya mı bakayım? Yok ya, bakma sen doğru suyunu bulamazsın. Bulamaz mıyım ya, buluruz baba ya. Vallahi bulamazsın ya. Nerede bulacaksın oğlum hayvanı? Hayvana uyum yani, hayvanı kırkırsın ya. Hayvana uymaya mı? Ya tabii hayvana uyum. Kafa, kaşığı da mı? Ne yiyor babanın içinde? Anladım. Bence çat, oğlum boynuz, kafa, ön kafa ağzınla beraber. Anladım, kafa derinden kırık olduğu için de. Ya baba şimdi ine baktım ben de ondan telefon çekmeye. Beni şimdi duyabilirsin, azıcık yükseğe çıktım. Alo. Şu anda çekiyor baba. Duyuyor musun şimdi beni? Ya ben o bir bidon var zaten. 5 dakikada dolar. Dolduktan sonra hacının bahçeye de bakayım mı?
burada falan. Sen yürüyen ya, seninki çekmiyor aslında. Ama ben iyi çeken yerdeyim ya. Uf. Tamam dur sen burada orada. Dur, olduğu yerde kal. Şimdi söyle. Burada çıktın. Burada çıtırtı kıpırtı yok. Şimdi suyu bir bidon su var zaten. Onu doldurduktan sonra hacının bahçeye doğru bakayım mı şöyle? Işığım ışığım var benim 2 dakikada. Vallahi bakarsan bak ama orada bilmiyorum. Çok zor. Onu kalacağını tahmin etmiyorum. Çünkü oradan hayvan aşağı bastım oradan. Araçam. Birey yürüyüp de gelebilir. Yahut daha gerilerde de olabilir o ama... O durmuyor zaten kafa. Bozuk. Kafa bozuk da şimdi araç almaktan gelsem. Kafanın içinde kurt var. Hayvana da zaten hayvanı bırakıp gidiyor. Baba duyuyor mu beni? Duyuyorum. Araç almaktan gelsem ben araç almaktan o boylara baksam gelsem. Ama ben araç almaktan. Ya su verdiğimiz yere doğru bakayım. Belki oralara iner orada görürüz. Baba canavar da iyi vallahi bak. Bir alışırsa canavar bir daha hep de gelir ha. Çamlıkta kalmaz ya. Bak şimdi Hacı'nın bahçeden dikine aşağı bastım. Bizim suya doğru bastım. Suyun üst taraftan da işte o meşeli tarla var ya. Evet. Oradan hayvana bastım. Hayvan kendi geldi. Ben suyu açtım. He, bir bakayım ben. Yoktu. Ben o zaman oralara da bakayım. Tamam baba. Ya bulunmaz gece. Tamam bak da bulamazsın ya. Mümkündür. Ay Allah. İyi bakalım ya. Neyse olsun. Madem ben şu bir bidon su verdiler. İkra su tamam. Mama yapma. Ya, su getir. Tamam. Onu doldurayım madem hemen. Hemen oradan gideyim hem belki şey yapar görürüz yani. Işıkla bakayım ben. Hadi kapadı ya. Olmaz. Belki de acının bahçede de kalabilirim. Ben de soğuk yerde ya. Buz mağarasına baktım. Baktım hepsine baktım. Mağaraların hepsine baktım baba. Hepsine baktım baba mağaraların. Baba yine çekmiyor ya. Arkadaşlar şimdi bir iki umut ettiğim yer daha var. Babamın indiği noktalar. Traktörle şöyle farınla olmazsa ineceğim bir de ben de bakacağım. Yapacak bir şey yok. Eve doğru gidelim. Hem de onun geçtiği güzergahta. Şöyle. Bakacağız bakalım ya. Arkadaşlar şöyle dağlara doğru ışıkları çırpıyoruz ama. Vallahi hiçbir şey yok. Taşları koç zannediyorum ha. Mantar ararken de böyle hep mantar aradığınızda yerdeki taşları mantar gibi görürsünüz. Şimdi koça odaklandığım için her şöyle parıldayan taşa beyaz beyaz gelen taşa bakıyoruz. Bir göz parıltısı falan da yok ya. Babamın geldiği güzergah burası. Bidon su aldım. Şu hayvana bir daha bakayım da. Çıkar herhalde yarın ya. Ya da kafası deli baş olduysa. Yok bulamadım. Allah korusun. Ama şunu kaldır da. Kafatası mı çatlak? Sal. Tabii kafatası çatlak onun. Bence beyin. Ha sen ha. Beyin hasarlı. Onun için. Yani çıkmaz mı hayvana de? Kafayı mı yedi diyen yani? Kafayı mı üşüttü? Kafayı yedi zaten o hayvana. Çıkabilir de çıkmayabilir. Ya yani. Ama ben akşam dün saldığımda hiçbir şey yoktu. Gece saldığımda. Boynuzu kanamış. Şimdi tamam düzeldi. O koça gene bir tane bir sefer daha vurdu. Aynı yere. Gene mi dövüştüler? O aynı yere yeniden açıldı. Ha bu sefer beynine mi hasar verdi? Bu sefer zaten onun boynuz kırıldı ya. Beyin, kafa, ön kısım bence çatlak. Kafatası çatlak değil mi? Evet. Kemik kırık onun. Tüh. Ya neyse bakalım. Ben bir bakayım bakalım gene de. Şöyle. Hayvana. Ya. Çıkar ama.
Yarın... O bence serin yere kafayı sokuyor. Baba inlerin hepsine baktım ya. Tersine gitmek lazım şimdi yarın. Şimdi hayvan bu şekilde niye ya? Evet. O hayvanın arkasından geldiği için bu tarafa gitmiştir. Gitmiştir Kavak Dere'ye, Dede Bayır'a gitmiştir. O zaman evet. Yarın sabah Dede Bayır'a doğru gidelim bir bakalım. İşte çok zor. Bulmak çok zor. Karanlıkta bulamayız değil mi? Bulamayız. Gitsek baksak. Bulamayız ya. Giymiş diye bir çalının altına ben şu Oks. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Gel kızım, gel. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Aferin, iyi yaptınız. Tamam mı? Süper yaptınız yani. Sonunda Döve. Diğer koçu bezdirdiniz. Artık gitti, kurtuldunuz. Sevinin, tamam? Sana da diyorum, tamam mı? Allah Allah. 4-5 koç bir araya gelemiyorsunuz ya. Hayret bir şeysiniz ha. En mazlumları bu arkadaşlar. Bu işi bilmediği için buna bir şey yapmıyorlar. Yoksa bunu da perişan eder bu üçkağıtçılar. Evet arkadaşlar şu flaşı açayım. Şimdi ışıkla girince korkuyorlar benden. Neyse yapacak bir şey yok. Kayboldu. Yani nasipten öte hiçbir şey yok. İnşallah bulunur. Yani bulunursa da artık salmam. Bir şekilde çaresine bakarım. Ya dediğim gibi kendimize et ihtiyacı olarak ya da durur burada, düzelir iyicene, umut kesilmez ama bu gidişten sonra artık pek hani koyuna yarayacağını tahmin etmiyorum. Üzüldüm gerçekten ya. Abi hep onların yüzünden var ya, o üçkağıtçılar onu döve. Aslında o da çok kötü bir koç çünkü çok dövüşüyor. Kötü derken çok asabi bir koçtu. Yapacak hiçbir şey yok. Yarın sabah ola, hayrola. Zaten bugün bayağı yoruldum ben. Dünden beridir yine işte ahırların içlerini falan topladık. Yapacak bir şey yok. Hatta beton falan attık buzağlara. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Yapacak hiçbir şey yok. Hayırlı akşamlar hepinize. Görüşürüz bakalım.